Bana diyor ki sen diyor benim diyor karşımda durdun diyor. Benim diyor hani diyor kaç senelik arkadaşımsın diyor. Ondan sonra benim karşımda durdun diyor. İşte diyor bizim diyor konuşmamızı bir izle diyor. Bana neler dedin diyor. Ben Batu'ya ne dedim? Ne konuda karşısında durdum? Ben orada dedim kimsenin karşısında da değilim, yanında da değilim dedim. Siz bir ilişki yaşadınız. İyi kötü bu ilişki bitti dedim. Bitti. İkinizin de dedim hataları vardı dedim. Ve bu ilişkiyi sizin hatalarınız bitirdi dedim. Evet. Ve sadece söylediğim şey sen artık Ayça'yı sevmiyorsun. Niye kıskanıyorsun gibi davranıyorsun dedim. Dedim mi dedim. Prim yapmak zorunda kanka çünkü reklam yapıyor. Kardeşim ben onları bilmem. Sen bilmezsin ben biliyorum evet. Ondan sonra... Niye bu kadar sinirli anlamıyorum. Hani sen madem benim bu kadar yakın arkadaşımsın. Benim üzerime niye bu kadar geliyorsun ki? Haksızsın üste çıkma. Zeytinyağı. Evet. Tamam özür dilerim kırdıysam. Tamam. Ama gerçekten orada güldürmek için yaptım. O konu kapansın istedim tamam. Çünkü. Yani ama... ben bu konuyu zaten konuşmak çok istemiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü iyi bir şey söylesem senin hakkında yanlış yere çekilir diye de benim senden beklentim ne biliyor musun? Korkuyorum. O ortamdasın ya. Kötülemem zaten. Bir şey olursa he, yanlışımı görüyorsan eğer onun hakkında konuşabilirsin. Ben sana yanlışını bugüne kadar hep söyledim ama. Onu söyleyebilirsin evet. Onda sıkıntı yok. Arkamdan da yanlışıma ortam olur söyleyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Bundan sonra da öyle olacağını biliyorum. Çünkü sen hata olduğunu ben sana yaklaşımından anlamışsın. Ya tabii ki de beni rahatsız eden bir durum olmadı. Teşekkür ederim beni anladığın için. İtiraf et artık dürüst ol dedim. Hani hissetmedin mi? Hissettim dedi bugün. Hissettim dedi ve itiraf etti. Burada şurada söyledi hatta mutfakta ona kına yapıyordum. O zaman söylettirdim. Ağzından laf alacağım göbeğim çatladı. Söyledi dedi ki... Evet ben hissettim ama dedi dışarıda dedi. Bunu dedi hissettiğimi hiçbir zaman ona belli etmedim dedi. Çünkü arkadaşlarımız bozulur diye korkuyordum dedi. En sonunda o da geldi burada patladı dedi. Sen cesaret alıp böyle bir şey yapar mısın? Şimdi burada 16 kişiyiz. Bir tanesi o 15 kişinin ayrı fikri var bu konuyla alakalı. Benim de kendime göre fikrim var. Bana bakarsan daha güllerin gelişindeki şeye inanmadım. Yüzüğün sen dediğinde takmadığı yere inanmadım. Yani ben Batu bile mektup okurken niye bocalamıyor dedim. Değil mi? Ben de çok şeye takıldım ama dedim itiraf et. Hissediyordum ve biliyordum da. Sen de ince detaycısın. Benim o yüzük meselesinde taksın bakalım parmağına tam oturuyor mu oturmuyor mu dediğim gibi. Ben de dedim tak hadi tak takabilir misin falan diye. Kesin oturuyordu takacağı da yani. Çünkü hissediyordu, biliyordu. Daha önce denenmiş, hiçbir her şey planlanmış. Kendinden etkilenen erkeği görmezden gelemez. Anlarsın ya, böyle bir şey çocuk yok. Çocuk musun abi? 29 yaşına gelmişsin. İnsan istemez, elinde değildir. Belli eder sevgisini. Dans deyince akan sular duruyor bende. Duruyormuş. Gördüm. O sakin kişiliğimin altında bir dans şeyi yatıyor. Güzel, yani. İyi dans ediyorsun ama. Ne kadar dans etmiştin sen? Yani 3,5 sene, 4 sene. Güzel. Ama aralık var tabii. Kopmalar. Tabii. Evlendiğim dönem vardı benim o. Evlendiğim dönem 2 sene falan dans etmedim. Hatırladığım kadarıyla. Ne kadar evli kalmıştın? Bir sene. Yani toplamda 3 yıl ilişkim sürdü işte. Kaç sene önce bu? Ne zaman bitti? 2000... Ay unuttum niyeyse. 2 sene olacak işte. Ha, 2014. Aynen 2014'te bitti işte. 2013'te evlendim, 2014. Niye unuttum bilmiyorum şu anda. Tarihi unuttum. Bir anda sordum ya. Ben de şey var, tarih hafızam çok iyi değil benim. Benim de çok iyi değil. Unutuyorum ya. Tarih hiç, yani çok böyle unutmamam gereken bir şey olması lazım ki anca öyle işleyeyim beynime yani. Sen yeter ki sen kısmetse ol.